Pazarlar arkadaşlar. Biraz önce arkadaşımız e, Cem bana bir kamera arkası attı da hep evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar diye başlamışım. O yüzden bu sefer iyi pazarlar diyorum çünkü bir pazar günü çekim yapıyorum elimizde çayımızla ve eşofman tişörtle arkadaşlar karşınızda bir pazar bulundum. Şimdi... Rehberlik hizmetlerini işliyorduk. Rehberlik hizmetlerini çok kısa hemen tekrar edelim. Doğrudan hizmetler, dolaylı hizmetler şeklinde sınıfladık. Doğrudan hizmetler direkt olarak öğrenciye sunulan, aracısız olan, öğrenciye yüz yüze verilen hizmetlere doğrudan hizmetler diyoruz. Ama 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 öğrencimize ulaştıracağımız hizmet öğretmen aracılığıyla hazırlanan plan program aracılığıyla Anne babası aracılığıyla bir yolculukla gidiyorsa buna da dolaylı hizmetler demiştik ki yine videonun devamında zaten onlara da geçeceğiz. Şimdi doğrudan hizmetler. Psikolojik danışmayı hallettik. Bireyi tanımayı hallettik. Bilgi toplama ve sunma ya da bilgi toplama ve yaymayı hallettik. Yöneltmeyi hallettik. Şimdi sıra geldi oryantasyon, sevk ve izleme hizmetlerine. Arkadaşlarım Tekrar tekrar söylüyorum ki rehberlik hizmetlerini birbirinden bağımsız düşünmeyeceğiz. Her bir hizmet aslında birbirinin içinde kullanılabilen, devamı niteliğinde kullanılabilen hizmettir. O yüzden bir psikolojik danışma verirken içinde bireyi tanıma kullanabiliriz dedik. Bir yöneltme verirken zaten bireyi tanıma hizmeti yapmak zorundayız. Bu ön koşul bir hizmettir dedik. Ya da yöneltme verirken bilgi toplama ve sunma hizmetinden mutlaka faydalanmalıyız dedik. Şimdi oryantasyon ve bununla yine bağlantılı olan hizmetleri konuşacağız. Oryantasyon nedir? Oryantasyonu seçeneklerde öncelikle diğer adını da verelim arkadaşlar. Duruma alıştırma ya da oryantasyon hizmeti diye seçeneklerde karşımıza geliyor. Oryantasyon dediğimizde aklımıza şu gelecek. Hepimizin günlük hayatta aslında sürekli kullandığı bir ifadedir bu. Neye oryantasyon yapılır? Neye? uyum sağlanır yeni bir duruma. Dolayısıyla öğrencilere aslında bu anlamda okulun, sistemin ve okulun çevresinin tanıtılmasıdır. Okulun ve çevresinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Ha o zaman biz oryantasyonda şunu hedefliyoruz. Öğrenci okuldayken ilk okula başladığında kantin nerede lavabolar nerede öğretmenler odası nerede ya da atıyorum işte gidebileceği herhangi bir rehber öğretmenin odası nerede, müdürün odası nerede? Çocuklar okula başladığında bunlar çocukların hepsine tanıtılır arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz ki okullar açılmadan bir hafta öncesinde ilkokul birinci sınıfları erken alıyoruz okula. Neden? Çünkü ilkokul akademik bir hayat ilk defa başlayacaklar ve ilkokul ortamıyla ilk defa tanışacakları için okul ve çevresi öğrenciye tanıtılıyor. Ya da mesela 5. sınıf öğrencileri erken başlıyor. Neden? Onlar da ortaokula yeni bir ortama geçiyor. 9. sınıf öğrencileri erken başlıyor. Liseye ortama yeni başlıyor. Dolayısıyla biz okulun ve çevresinin öğrenciye tanıtılması hizmetine oryantasyon diyoruz. Peki arkadaşlar oryantasyon hizmetlerinde temel amaç nedir? Yani bu soru aslında hadi beni dinleyen arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Oryantasyon ne işe yarar sorusunda almamız gereken bir cevap vardır arkadaşlar. Oryantasyon ne işe yarar? Ben okula yeni gelmişim. Üniversitede zamanlarınızı da hatırlayın arkadaşlar. Birinci sınıfta ben çok iyi hatırlıyorum. Ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih'ten mezunum arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'ne girişimizi yaptık ve önce bizi koca bir kampüsün bahçesinde topladılar beş evlerde ve eline bir mikrofon aldı ee, bir görevli arkadaş bize hangi fakülte nerede bunları tek tek anlattı. Çünkü ben eğer bunları dinlememiş olsaydım Ankara'ya ilk defa giden biri olarak okulumu bulmakta, okulumu tanımakta zorlanabilirdim. Dolayısıyla hepimiz ilk zamanlarda o yeni karşılaştığımız duruma alışmaya çalışıyoruz. O yüzden oryantasyon ne işe yarar arkadaşlar? Bizim yeni bir duruma uyum sağlamamıza yardımcı olur. O zaman oryantasyonda en önemli amaç yani oryantasyonun temel amacı öğrencilerin uyum sağlamalarıdır. Öğrencilerin uyum sağlamalarıdır. Aslında temel amacından kasıt şudur arkadaşlar. Yani size birinci sınıfların okula erken alınması hangi rehberlik hizmetidir? Oryantasyon. Birinci sınıfların okula erken alınması oryantasyon hizmetinin işlevi nedir dediğinde cevabınız ne olmalıdır kesinlikle? Uyum sağlayıcı işlev olmalıdır. Peki hocam hep oryantasyon üzerinden gidiyoruz ama bazı noktalar önemli. Oryantasyonda ne yapıyoruz? Çocuk okula yeni gelmiş ve ona okulu tanıtıyoruz. Diyoruz ki bu koridor 5. sınıfların koridoru, bu koridor 6. sınıfların koridoru, bu koridor kantine çıkıyor, burada öğretmenler odası var. E ben ne yapıyorum? Ben çocuklara okulu anlatıyorum arkadaşlar. Yani oryantasyonun içinde aslında çocukları aynı zamanda bilgilendirmiş oluyorum. Ama yeni bir duruma dair verdiğim bu bilgiler varsa bunun adı nedir? Oryantasyon. Duruyorum. O zaman şu notlarımızla devam edelim. Oryantasyonun içinde mutlaka ve mutlaka zaten ne kullanıyorum arkadaşlar ben? Bilgi toplama ve sunma. Yani içinde bilgi sunma hizmeti de var mı? Var. Ama yeni bir durumla ilgili bilgilendirmem karşılığında hizmet olarak nedir? Oryantasyon olacaktır canlar. Dikkat! Soru çözerken de mutlaka ve mutlaka bu bilgilendirmeyi göreceksiniz. İşte yeni bir durum göreceksiniz. Bunlarla ilgili soru köküne çok dikkat etmenizi istiyorum. Size asıl sormak istediği şey ne burada? Amacı ne arkadaşlar? Lütfen yapamadığınız, takıldığınız noktalarda bana sorularınızı gönderin. Burayı iyi bir şekilde oturttuğumuzda biz zaten üstümüze düşeni fazlasıyla yapmış olacağız. Peki hocam, hep dediniz ki çocuk okula yeni geldi, çocuk okula yeni geldi. Evet, eğitsel yeni bir durum. Okey. Ama her zaman ama her zaman sene başında mı olur bu hizmetler? Bir düşünüyorum. Okulda yeni bir şey var ve bunu tanıtıyorsam bu da oryantasyondur. Nedir hocam? Birinci sınıflar okula ilk defa geldi. Okula yeni başladı oryantasyon. Bu cepte bunu sanırım herkes doğru cevaplar zaten. Cem bile. <laughs> Buna çok güldüm şu an kendi kendime özür diliyorum. Birinci sınıflar okula erken başladı. Bunu herkes oryantasyon yapar. Ama şöyle bir mantalite düşündüğümüzde diyelim ki bir okulun müdürü devletten bir gelen ödeme ile kaynakla okula kapalı spor salonu yaptırdı. Ortaokul öğrencileri için müthiş bir hamle. Çünkü onlar ergenlikte ya dipnot parantez açıyorum. Onlar ergenlikte çok spor yapıp bedenlerine uyum sağlayacaklar. Bu yüzden bir ortaokulun müdürü güzel bir basketbol sahası kapalı bir spor salonu yaptırdı. Ve çocukların da artık burayı tanımasını istedi. O yüzden bir ders saatinde 5. sınıflar geldi kapalı spor salonunu gezdi, soyunma odalarını, lavabolarını gördüler, gezdiler gittiler. Öbür ders saatinde 6'lar, öbür ders saatinde 7'ler, 8'ler derken Mart ayında açılan kapalı spor salonunu tüm öğrencilere tanıtmış olması da bir oryantasyondur. Yani illa Eylül ayını görmek zorunda değilsin. Ya da çocuk illa okula yeni başlamışı görmek zorunda değilsin arkadaşım. O zaman şu ifademize dikkat ediyoruz. Oryantasyon daha çok ne zaman verilir? Dönem başında verilir. Ama ihtiyacım olduğu zaman Şubat'ta da verilir, Mart'ta da verilir. Atıyorum Kasım ayında da verilebilir. Dolayısıyla ancak dönem ortası zamanlarda da verilebilir mi? Verilebilir arkadaşlar. Bir çocuk Kasım ayında babasının tayini sebebiyle okul değiştirdi. Bir okuldan başka bir okula geçti. Bu çocuğa verilmesi gereken ilk hizmet nedir arkadaşım? oryantasyon arkadaşlar. Peki o zaman ben daha çok dönem başında verilir ama dönem ortası da verilebilir mantalitesiyle şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Oryantasyon hizmetleri nasıldır arkadaşlar? Süreklidir. Yani her an verilebilir bir hizmettir. Ve aynı zamanda tabii ki biz bu oryantasyon hizmetlerini kafamıza göre vermiyoruz arkadaşlar. Belli bir ne çerçevesinde veriyoruz? Plan, program çerçevesinde veriyoruz. Buraya dikkat. Oryantasyon hizmetleri planlı bir şekilde verilir. Yani rehber öğretmen bir plan hazırlar. Ha ama ben bu oryantasyon hizmetlerini planladıktan sonra hizmeti verirken diğer branş öğretmenlerinden destek alabilirim. Akranlarından destek alabilirim. Bir üst sınıftaki öğrencilerden destek alabilirim. Aileden bile gerekirse destek alabilirim. O yüzden oryantasyon hizmetleri planlıdır. Öğrencinin akranları, öğretmenleri ve üst sınıf öğrencilerden destek alınabilir. Peki hocam sen bu cümleyi yazdın. Yanına kısaca şunu da verebilir mi bana seçenekte? Oryantasyon işbirliğiyle yapılan bir çalışmadır. Doğru mu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dediğim gibi gerekirse öğretmen, anne baba herkes bu sürece dahil olabilir. Sanırım anlaştık diye düşünüyorum. Toparlıyorum. Oryantasyon Eğitsel yeni bir duruma alıştırmak için, tanıtılmak için verilir. Temel amacı uyum sağlayıcıdır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Genellikle dönem başında verilir ama dönem ortasında eğitsel yeni bir durum ortaya çıkmışsa yine oryantasyon verilebilir ve aynı zamanda oryantasyonun içinde ne de vardır arkadaşlar? Bilgi sunma hizmeti de vardır. Buraya kadar tamamsak, burada bir yer daha açacağım. Çünkü KPSS oryantasyonla ilgili defalarca diyeyim size arkadaşlar bilgi sorusu sordu. Mesela öncül verdi, sordu. Oryantasyonla ilgili hangisi doğrudur, yanlıştır? Daha önceki yıllarda çok fazla karşımıza getirdi. O yüzden şu maddeyi de bir defa daha inceliyorum ve sonra bitiriyorum. Oryantasyonla akademik başarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşünüyorum. Yani bir çocuk okula geldi, ya da okulda yeni bir durum oluştu. Çocuğa oryantasyon hizmeti verdik. Evet bu akademik başarıyla oryantasyon arasında bir ilişki mutlaka vardır. Çünkü çocuk okula ne kadar hızlı uyum sağlarsa derslerine ve işte yapması gereken sorumluluklara, akranlarına da kısa sürede uyum sağlayacaktır. Mutlaka akademik başarıyla bir bağı vardır. O yüzden oryantasyonla akademik başarı arasında mutlaka olumlu yönde bir ilişki vardır. Yani ne kadar hızlı uyumlu sağlarsak olumlu yönde bir ilişki mutlaka vardır. Ama oryantasyonun öncelikli amacı akademik başarı mıdır? Hayır. Öncelikli amacı neydi? Öğrencinin uyum sağlamasıydı. O zaman duruyorum. Bak ezbere gitmeyeceğiz arkadaşlar. Oryantasyonla akademik başarı birbiriyle ilişkili midir? Evet. Ama şöyle bir cümle doğru mu? Oryantasyonun temel amacı akademik başarıyı arttırmaktır. Doğru mu arkadaşlar? Hayır. Oryantasyonun temel amacı ne sağlamaktır? uyum sağlamaktır. Ha evet, ne kadar hızlı uyum sağlarsak akademik başarımız da o kadar bu süreçten olumlu yönde etkilenecektir. Sanırım ne demek istediğimi anlatabildim arkadaşlar. Bizim için önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bilgi yani rehberlik hizmetleri ile ilgili bir bilgi sorusu geldiğinde karşımıza böyle sorular seçenekler çıkabiliyor. Hangisi canım? Hangisi? buradaki tamam merhaba arkadaşlar tekrardan diyormuş. Evet geldik sevk hizmetine. Sevgin en büyük belalısı yöneltme arkadaşlar. Yöneltme hizmetini bir hatırlayalım mı? Önce onu hatırlatıp sonra sevke geçmek istiyorum. Sevk özür diliyorum. Yöneltme hizmetini biz hangi durumlarda kullanıyorduk? Evet hepinizden duydum emin olun. Seçim durumlarında kullanıyoruz. Yöneltme hizmeti eğitsel veya mesleki bir seçimde kullanılıyor cebimde. Adı karışıyor arkadaşlar. Çünkü sevkin bir diğer adı seçeneklerde karşımıza şöyle de gelebiliyor. Yönlendirme. Büyük bir kelime sıkıntısı, harf sıkıntısı yaşıyoruz burada. Ya da bir diğer adıyla refere etme şeklinde karşımıza gelebiliyor. O yüzden sevki yöneltme ile karıştırmayacağız. Peki hangi durumlarda sevk hizmeti uygulanır? Arkadaşlar ben gariban bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Psikolojik danışma verebilecek bir yeterliliğim yok. Ya da ben gariban bir felsefe öğretmeniyim. Çocuğun duysal bir problemini çözebilecek bir yeterliliğim yok. O yüzden ben böyle bir sorun olabileceğini düşündüğüm, böyle bir sorun olabileceğinden şüphelendiğim öğrenciyi kime sevk ederim ya da kime yönlendiririm? Okul rehber öğretmenine yönlendiririm. Dolayısıyla sevk ya da yönlendirme dediğimiz hizmet aslında uzmanlık alanımızı uzmanlık alanını aşan herhangi bir durumda aşan herhangi bir durumda başka birine duruma göre tabii ki başka birine yani alanında daha uzman kişiye büyük harflerle yazın bunu yönlendirmek. Ya da sevk etmek ya da refere etmektir arkadaşlar. Şimdi o zaman ben burada şuna bakıyorum. Ben sınıf rehber öğretmeniyim ve benim yeterliliğimi aşıyorsa okul rehber öğretmenine sevk edeceğim. Okul rehber öğretmeni yine kendi yeterliğini aşarsa dışarıdan bir psikiyatriye ya da bir rama yönlendirecek. Dolayısıyla biz burada yönlendirmenin aslında o zaman iki boyutundan bahsedeceğiz. Bir, özür dilerim, sınıf rehber öğretmeninin kendi uzmanlığını aşan durumlarda öğrenciyi okul rehber öğretmenine sevk etmesi yani neymiş benimle tekrarla lütfen yönlendirmesi diyoruz arkadaşlar. İkinci bir durum hatta buna ve hatta buna okul içi sevk de diyebiliyoruz. Çünkü biz sınıf rehber öğretmen olarak kendi yeterliğimizi aşan duruma müdahale etmeye çalışırsak hangi ilkeye aykırı davranmış oluyorduk arkadaşlar? Profesyonellik ilkesine. O yüzden profesyonelliğe aykırı davranmamak için ne hizmeti vereceğiz? Sev hizmeti vereceğiz. Peki ikincisi neydi? Okul rehber öğretmenimin herhangi bir durumda öğrenciyi psikiyatriye mesela ne gibi durumlarda psikiyatriye sevk edilir? Atıyorum duygusal bir problem uyku bozukluğuna dönüştüyse, yeme ile ilgili bozukluklar yarattıysa, yani beden bütünlüğünü bozan bir sürece götürüyorsa o zaman psikiyatriye sevk eder. Herhangi bir özel eğitim durumu varsa. Çünkü rehber öğretmenlerimiz özel eğitim tanısı koyamaz ama özel eğitim durumu olabileceğinden şüphelendiği bir öğrenciyi RAM'a sevk eder. O zaman duruyorum. Özel eğitim tanılamasını kim yapar arkadaşlar? Rehberlik Araştırma Merkezi. Yani RAM'lar yapar. Peki hatta ekstradan bir durum daha açayım size. Diyelim ki ben bir sınıf rehber öğretmeniyim ve okulumda okul rehber öğretmeni yok ama öğrencimin okul rehber öğretmeni yani psikolojik danışmana ihtiyacı var. O yüzden eğer okulumuzda okul rehber öğretmeni yoksa sınıf rehber öğretmenin bu arkadaşı bu öğrenciyi RAM'a sevk eder ya da Ramdan okula bir uzman davetinde bulunabilir ki Ramın içinde gezerek görev yapan rehber öğretmenler vardır arkadaşlar aynı zamanda yani rehber öğretmeni olmayan okulların plan programlarını hazırlaması ya da rehber öğretmene ihtiyaç duyan öğrencilere destek olunması için böyle çalışan Ramda özel, e, psikolojik danışman arkadaşlar var diyoruz. Peki Sevk de anlaştıysak geliyoruz arkadaşlar izleme hizmetine. Sanırım oldu diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Cem oldu mu sence? Oldu diyor. Peki. Cem o kadar hassas ki ayağa kalkacağız ama <laughs> parmaklarının ucunda yürüyor arkadaşlar. Peki. Geldim izleme. Son dolaylı şey doğrudan hizmetimiz izleme hizmeti. Şimdi adı çok net değil mi arkadaşlar? Bir hizmet veriyorsunuz ve arkasından takip ediyorsunuz. Bir rehberlik hizmeti veriyorsunuz. Arkasından takip ediyorsunuz ki amacına ulaşmış mı ulaşmamış mı ben bir rehberlik hizmeti verdim ama herhalde aldığı kadar almıştır deyip kenara çekilmiyoruz arkadaşlar. Bir hizmet verdik mi amacına ne kadar ulaştı ulaşmadı bunu takip ediyoruz. O zaman ben izleme hizmeti için şunu söyleyebilir miyim? Verilen rehber hatta şöyle yazalım. Verilmiş olan bir rehberlik hizmetinin verilmiş olan bir rehberlik hizmetinin amacına ulaşıp ulaşmadığını amacına ulaşıp ulaşmadığını takip etmektir. Yani yaptığınız bir işin peşinden gitmektir arkadaşlar. O zaman ben bunun için şu ifadeyi çok net kullanabilirim rehberlik hizmetinin bir geri bildirimidir. Yani dönütüdür arkadaşlar. Örneğin bir öğrencim var. 12. sınıf deneme sınavlarına giriyor, üniversite sınavına hazırlanıyor ama sınavlarda kendini tutamıyor, çok titriyor, terliyor, sıkıntı basıyor, stres oluyor çocuk. Şimdi böyle bir durumda sınav kaygısı yaşayan öğrencime hangi rehberlik hizmetini vermeliyim? Psikolojik danışma Psikolojik danışma hizmetimi belli bir süre devam ettirdim. Sürdürdükten sonra hizmetimin sonlandırmam gereken noktaya geldim. Hizmetim sonlandıktan sonra deneme sınavlarında gidip öğrenciyi gözlemliyorum. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? İzliyorum öğrenciyi, izliyorum. Diyorum ki hala kaygı problemi yaşamaya devam ediyor mu diye. Ya da Kasım ayında bir okuldan başka bir okula nakil yoluyla gelen bir öğrenci var. Diyelim ki bizim okulumuza yeni geldi. Ben bir rehber öğretmenim. Öğrencime oryantasyon hizmeti verdim. Okulu tanıttım, arkadaşlarıyla tanıştırdım. Her şeyi yaptım, planladığım bir oryantasyon verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra bu çocuk teneffüste arkadaşlarıyla dışarı çıkabiliyor mu? Kantini bulabiliyor mu? Bir derdi olduğunda öğretmenlerin yanına gidip konuşabiliyor mu diye izlemeye ve gözlemlemeye devam ettiysem bu hizmetimin adı izleme hizmetidir. O zaman duruyorum ve şuna dikkat ediyorum. İzleme hizmeti tek başına verilemez. Doğru mu? Yanlış mı arkadaşlar? Kesinlikle doğrudur. Çünkü benim bu hizmeti vermem için öncesinde sevk ya da oryantasyon ya da yöneltme bilgisi bir hizmet vermiş olmam gerekiyor. O yüzden izleme hizmeti bir geri bildirimdir. Şuraya dikkat edin lütfen. Daha önceden verilmiş olan bir rehberlik hizmetinin dönütüdür. Bu yüzden izleme hizmeti tek başına verilemez. Şimdi Tek dikkat etmenizi istediğim nokta şu arkadaşlar. Yine soru kalıpları bazen bak çok basit bir konu, çok basit bir hizmet, çok rahat soru yapabilirsiniz ama bir soru kalıbı var ki bizi sıkıntıya düşürüyor. Mesela biraz önce vermiş olduğum örnek gibi bir örnek düşünün. Şöyle bir çerçeve açayım size. Diyelim ki bir öğrenci geldi Dedi ki: "Hocam ben okula yeni geldim. Okulda hiçbir yeri bilmiyorum." Öğrenciye okulu anlattık, anlattık, anlattık. Yani ne hizmeti vermiş olduk arkadaşlar? Oryantasyon. Soru kökü size diyor ki: "Soru kökü çöktüm. Görünüyor muyum Cem?" Sırada verilmesi gereken hizmet nedir diyor? Sırada verilmesi gereken hizmet. Yani sana paragraftaki oryantasyon hizmetini sormuyor. Oryantasyonu vermişsin artık şimdi ne vermen gerekiyor? Sırada ne vermen gerekiyor? İzleme vermen gerekiyor. Yani bu çocuk uyum sağladı mı sağlamadı mı bunun dönütünü alman gerekiyor. Anlaşabildik mi arkadaşlar? Sanırım oldu diye düşünüyorum. Doğrudan hizmetler bu kadar. Şimdi geçelim dolaylı hizmetlere.